Artık o kadar sabrım kalmadı, kimseye tahammülüm kalmadı ki mutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan. O kadar umutsuzum, o kadar mutsuzum ki, o kadar önümü göremiyorum ki. Ben bu röportajı yaptıktan sonra evime giderken bana bir araba çarpıp ölsem gözüm asla arkada kalmaz. Açlık sınırı bir ayda 35 lira, yoksulluk sınırı ise 112 lira arttı. Sayın Cumhurbaşkanım, bu soğanı ben çöpten aldım. Çöpün içinden çıkardım, yıkadım, götürüp yiyeceğim. Psikolojim bozuk, kaldıramıyorum. Yani geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum yani. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli besinebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani bilinen adıyla açlık sınırı, 2516 lira 67 kuruş oldu. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı. Çay simitiz hesabını sizlere anlatmak istiyorum. Daha kötü durumda mıyız, daha iyi durumda mıyız? Simit diyorum ya, simit. Sabah akşam her gün simit diyor. Param olursa bunu yiyor. Parma da yiyemiyor. 2002'deki değerler mi daha iyi, yoksa şu anda Tayyip Erdoğan'ın iktidarında mı daha iyi? İtibardan tasarruf olmaz. Asgari ücret bittikten sonra arkadaşlarımdan borç alıyorum. 4 tane kredi borcum var. Oh! Paralar millete gidiyor, oh! Ben oğluma okul kıyafetini alamıyorsam niye yaşıyorum dedi. Ekonomik darboğaza giren Duran Ay intiharı seçti, aramızdan ayrıldı. Yeniden hükümete çağrı yapıyorum. Yani Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Fakiri fukarayı seviyorsan, fakirden fukaradan yanaysan, esnaftan, bakkaldan, manavdan, kahveciden yanaysan, sokakta simit satan adamdan yanaysan, asgari ücreti net, vergisiz 3100 lira yap kardeşim. Ha sen yapmayacak mısın? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak biz yapacağız zaten. Belediyede çalışan herkes için asgari ücret net 3100 lira olacak.